Yakup Kadri Karaosmanoğlu treninin raydan kurtulmasıyla ortaya deprem görüntülerini aratmayacak bir enkaz çıktı. Devrilen vagonlarda sönen yaşamlardan son izler vardı. Hayatını kaybeden bir gencin hatıra defterine karaladığı son satırlar ya da kaza anında duran bir saat bunlardan sadece birkaçıydı. Saat 18'de İstanbul'dan başlamıştı trenin yolculuğu ve Pamukova'ya gelindiğinde belki aşırı hızdan belki başka bir nedenle tren raydan çıktı ve onlarca ton ağırlığındaki vagonlar etrafa devrildi. Kazanın şiddetiyle lokomotif ve hemen arkasındaki vagon diğer vagonlardan ayrıldı. Makinist frene basmıştı fakat durması kolay olmadı. Diğer vagonlarla lokomotif arasındaki mesafe yaklaşık 100 metre. Burası kazadan en az hasar gören vagon, en arkadaki vagon. Fakat buna rağmen yine darmadağın olmuş, görüyorsunuz. Bütün gazeteler yerlere dökülmüş, koltuklar yerlerinden fırlamış. Tren enkazından çıkarılan eşyalar bir kenarda istifleniyor. İşte kim bilir kime ait bir çanta, bir dünya tarihi kitabı, kim bilir... Kanlanmış. Beyler koşar koşar. Koşar bana koşar. Kaza enkazında bir de defter bulundu. Defter Supi Yalçınkaya'ya ait. Canım ailem diye bir şiir yazmış. Ağlama bugünler gelir de geçer babam. Ağlama bu hasretlik biter babam diye devam etmiş Supi Yalçınkaya. Sevenlerime hatıra olsun demiş. Ailesine hatıra defterinde şiirler yazan 1980 doğumlu Supi Yalçınkaya da bu kazada yaşamını yitirenler arasındaydı. Supi Yalçınkaya, sevenlerime hatıra olsun demiş. Onun herhalde bu kitap. Kaza alanında bir de saat bulundu. Saat tam kaza anında durmuş. Saat 19.42'yi gösteriyor. Trenin kara kutusu acaba neler söylüyor? Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyerek kara kutudan çıkan sonucu açıkladı. Buna göre makinist kazanın meydana geldiği virajda talimatta saatte 80 km hız yapması gerekirken 118 km'ye çıkmıştı. Pamukova'da meydana gelen kazanın ardından en çok suçlanan ve istifa etmesi istenen Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım bugün akşam saatlerinde bir basın toplantısı düzenledi. Ben zoru zor anlarda bırakıp kaçacak bir adam değilim. Her türlü işin, her türlü uygulamanın arkasındayım. Bunun hesabını da gerekirse sonuna kadar veririm. Hızlandırılmış trenle ilgili çalışmaları anlatan...